Burada çok kısa bir Kemal Bey'e soralım. Yani bu tutar mı? Yok, tutmaz. Çünkü seçmen 7 Haziran ile 1 Kasım arasında olanları ve referandumdan hemen önce olanları, Reyna katliamı gibi olayları biz görüyoruz ki son dönemde, son 2 yıldır önceden satın alıyor zaten. Yani seçmen şuna inanıyor. Doğru veya yanlış. Seçmen şuna inanıyor. Ne zaman iktidarın oyları düşerse ve ne zaman sıkışırlarsa ve ne zaman akıllarında seçim gibi bir mevzu olursa o zaman ortalık karışıyor gibi. Seçmen bunu zaten önceden satın almış durumda. Bu tip işler artık iktidarın kendisini kurtaracak noktada fayda sağlayacak kadar getirisi olmuyor. İktidarı kurtaracak noktada bir oy getirisi olmuyor. Hatta yurt dışı operasyonlarda da bunu gördük. Yani Suriye'ye yapılan operasyonda, öbür tarafta Afrin'e yapılan operasyonda da bunu gördük. Hatta Azerbaycan-Ermenistan savaşından bile böyle bir katkı çıkartmaya çalıştılar. Orada da hiçbir şey değişmedi. Hatta bu kaos ortamlarından da öte muhafazakar seçmenin, hatta merkezdeki seçmenlerin bile hoşuna gidebilecek, işte Ayasofya'nın açılması gibi, ibadete açılması gibi, cami yapılması gibi daha doğrusu, işlerin bile AKP'ye ya da Cumhur İttifakı'na fayda sağlamadığını gördük. Seçmenin şu anda bence iki gündemi var. Bir, gerçekten ekonomi. İki, gerçekten demokrasi. Yani normal şartlarda bu ekonomik düzende bile AKP'ye oy vermesi beklenen bir kısım seçmen de demokrasinin gitgide gerilediğini görüyor ve seçmendeki ayrım artık sağ sol gibi ayrımlar değil, seküler olanlar seküler olmayanlar evet. Şeklinde. Şimdi Emin, Kemal Göktaş'a senin bir sorun galiba var. Kemal'i beklettik de çünkü bir soracaklarımızı soramadık. Ama öncesinde ben şunu da hatırlatmak isterim seyircilerimize. Belki bunu konuşuruz. Mesela şimdi Boğaziçi'ne hukuk fakültesi kuruldu. Birden patladı. AK Cumhurbaşkanı evet, öyle çok söyledi. Çok önemli bir konu. Ve dedik ki hukuk fakültesi kuralım. Tamam, kuralım. Bir peki. De iletişim. Yani bir de iletişim, ki iletişimin dünyada kalmamış. İşte sen daha önce de konuştuk. Millet data mühendisleri yetiştiriyor. Efendim neuroscientistler, genetik uzmanları yetiştiriyor vesaire vesaire. Gazetecilik, yani kendi mesleğimiz ama yani gazetecilik fakültesi midir bugün Türkiye'de kurulması gereken bir şey? Bir de kaç tane oldu ha, zaten? Yani, zaten gerekmiyor ki. İşte iktidar medyasının gazetecilerini görüyoruz. Ne olacak? Paraşütlen birini indiriyorlar. Gerek kalmıyor. Şimdi Boğaziçi Hukuk Dekanı, yani hukuk dekanı atamışlar. Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni hukuk fakültesine bir dekan atanmış. Selami Kur'an, eski Aydınlar Ocağı Başkanı, MHP MYK yedek üyesi, 2015 AK Parti İstanbul Milletvekili aday adayı. Rektör gibi bir şey. Ya Kemal'e bunu da sormak isterim ama senin de başka bir sorun varsa. Bence önce bunu biraz konuşalım. Çünkü burada bu atama aslında bunların neden kurulduğunu, fakültelerin neden kurulduğunu da bize gösteriyor. Hani partili cumhurbaşkanı peki, partili hukukçular, işte partili bürokratlar geldik. Partili rektörler epeydir zaten görüyorduk, partili akademisyenler. Şimdi bunun Boğaziçi Üniversitesi'nde de aynısının kurulduğunu görüyoruz. Yani bu olayın ne olduğunu, hala Boğaziçi Üniversitesi'nde olanı, öğrencilerin eylemlerini veya akademisyenlerin direncini anlamayanlar varsa herhalde bu onlar için net bir tablo olmuştur diye düşünüyorum Şirin, bu atama. Açık açık partili birini gayet net bir şekilde... Yaz rektörden konuşmuyoruz, dekandan konuşuyoruz bu arada. Evet. Gösteriyor bu zaten bu atama bize. O yüzden bunun ne oldu? Bu arada dekanda rektörden bağımsız olarak atanmıyor derken şöyle. Rektör hiçbir şekilde bir yardımcı bulamadığı için yeni bölümler açılıp oradan bir şey oluşturulmaya çalışıyorsa buluya. Bu tablo bize bunu çok önemli bir şekilde gösteriyor. Onun için istersen bir soralım. Evet, Kemal'e bir soralım. Ne diyorsun Kemal? Yani bu anayasa tartışmalarının da ortasına düşüyordu hukuk fakültesi dekanı o yüzden. Bu arada memlekete çöken iki fakülte açıyorlar Boğaziçi'nde.
Yani Türkiye'de en son ihtiyaç duyduğumuz şey hukuk fakültesi herhalde. Çünkü uzunca bir süredir hukuk fakültelerinin sayısı o kadar arttı ki, şimdi ben aklımdaki sayıyı zikredeceğim ama yanlış olabilir, 80 civarında hukuk fakültesi var yanılmıyorsam. Birçoğu özel üniversitede kuruldu ve o kadar arttılar ki artık belli aşamada avukat olmak ya da hakim olmak, onların sınavlarına girebilmek için ilk 150 bine, ilk Türkiye sıralamasında ilk 150 bine girme şartları konuşuldu ve bir avukatlık sınavı getirildi. Çünkü nitelik o kadar düştü. Hukuk fakültesi, yeni hukuk fakültesi açılmayacağına dair çokça da demeç okumuştuk. Çok açık ki Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni bir hukuk fakültesi ve yeni bir iletişim fakültesi kurulmasının nedeni rektör Melih Bulu'ya orada kadro sağlamak. Çünkü gerçekten çok yalnız, yardımcı bulamıyor, yönetim oluşturamıyor. Kendisine bir danışman atadığı o toplumsal baskı nedeniyle Deva Partiliydi. Toplumsal ya da siyasi baskı nedeniyle bunu geri çevirmek zorunda kaldı. Manzara onun açısından gerçekten bir yalnızlık hali. Üstelik çok da değerli olmayan bir yalnızlık. Çünkü bütün öğrenciler, bütün akademisyenler neredeyse orada bir bütün halinde buna itiraz ediyorlar. Tabii bu akademinin sefaletini ve yürütmenin akademiye olan müdahalesinin boyutlarını gösteriyor. O gün Cumhurbaşkanı fakülte kurma kararını yayınladığında resmi gazetede birçok hukukçu böyle bir yetkisi var mı diye şaşırdı. Bunu araştırdık. Gerçekten bir KHK ile geldiğini fark ettik. Dolayısıyla artık rektörün tamamen Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği. Evet. Ya bu senin biraz önce söylediğin yeni bir ortam yaratmak. Yani artık nasıl söyleyeyim, her bir tarafı kontrol etmek ve ona yani öyle bir düzen hazırlamak yolunda bir adım olarak da sen görüyorsun herhalde, öyle mi? Zaten yani bu çok uzunca bir süredir, en azından şöyle diyelim, 2017'de başkanlık sistemine geçildiğinden bu yana alıştığımız yönetim tarzı bu. Üniversitelerde hiçbir özel alan kalmadı zaten. Ve üniversiteler AKP'nin hedefinde, Boğaziçi, ODTÜ ve diğer üniversiteler. Buraları nasıl dağıtırız, buralarda nasıl yol alırız, buralarda nasıl kendi kadrolarımızı yerleştiririz gibi bir politik programları var. Aslında bu çok uzunca bir süredir üniversiteler üzerinde bunu uyguluyorlar ve örneğin Barış Akademisyenlerine yapılan da bu planın bir parçasıydı. Barış Akademisyenleri biliyorsunuz Türkiye'de barış talep eden binin üzerinde akademisyen bir araya gelip bir bildiri yayınladılar. Ve bunun düşünce ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığını Anayasa Mahkemesi yıllar sonra tescil etti. Ama ne yapıldı Barış Akademisyenlerinin bildirisine dayanılarak? Onlar üniversiteden sürüldüler, yargılandılar, tutuklananlar oldu. Akademi dağıtıldı, Barış Akademisyenleri gerekçe gösterileri. Gerçekten örneğin Türkiye'nin birçok üniversitesinde, Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi mesela hedef olan yerlerden biriydi. Çünkü orada iktidar gerçekten rahatsızdı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin çok özel ve önemli bir yeri var. Çünkü hakikaten devlete mülki amir yetiştiren hala öyle bir fakülte. Buralardaki tırnak içinde görece özgürlükçü ortama, görece akademisyenlerin görece özellik demeyelim de hani akademisyenlerin kimliğinden, niteliklerinden kaynaklı sağlıklı bir akademik ortama yakın eğitim yapılıyordu oralarda ve oralar dağıtıldı. Peki. Barış akademisyenleri sonunda beraat ettiler ama hala görevlerini tutmuyorlar.